O da çocuğum değil. Bir ihtimal mi kaldı yani şimdi? Ya bilmiyorum Ozan, gerçekten hiç, yani hiç düşünemiyorum şu anda hiçbir şey. Anneciğim. Çok mu üzüldün? Bilmiyorum ya, üzüldüm mü, üzülmedim mi şu anda bilmiyorum gerçekten. Ay o çocuğa da üzülüyorum, o Dündar'a. Yani çocuğun da hayatı alt üst oldu, başında bir dert var ki. Ne tuhaf iş o öyle, hiçbir şey de yapamıyoruz çocuk için. Sence üvey annesi mi bunu yapan? Bence öyle, bence kesinlikle. Yazık, yazık ya, yazık. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok üzüldüm. Sevmiştim ben Dündar'ı ya. Yani onu ilk gördüğümde içim ısındı. Ona kardeşim dedim. Bir tek Ümit abi sevmemişti. Yalnız Hakim Hanım, ne tezgah kurmuşlar ya. Şeytanın aklına bile gelmez. Değil mi? Oylum'un hastanede karıştığında eşmeğinde duymayan kalmadı tabii. O üvey annesi de duydu. O da Dündar bunların oğlu. Mirasta hakkı yok derim. Her şeye konarım dedi. İyi vallahi ya, iyi kafa. Helal olsun. Evet, iyi kafa. Babası da yanmış. DNA'sı anlamıyor. Hakim Hanım, Necati Dündar'ın neyi oluyor? Dündar'ın çalışanıymış. Ama üvey anneyle çok sıkı fıkı adam. Yani bir tuhaf. Ya benim asıl merak ettiğim bu DNA olayı nasıl çözdüler? Nasıl yaptılar bunu anne? Bilmiyorum. Oğlum. Ya teyzem nasıl bozuldu ama annemi görünce. Ya tamam bak, sevmiyor değilim. Seviyorum, onca yıllık teyzem ama... Haksız mı sence? Ne haksız mı? Yani... bozulmakta diyorum, haksız mı? Annenin teyzen içinde ifade ettiğini düşününce hiç kolay değil. Ne demek şimdi bu annemin onun için ifade etti falan? Ne demek istiyorsun ki? Bak ben sana anneni tanıma demiyorum. Onu sevme demiyorum. Ama yani biraz fazla değil miydi olanlar? Büyük değil miydi? Bir dakika ya. Sen şimdi kalktın bana teyzemi mi savunuyorsun? Hayır. Hayır, ben kimseyi savunmuyorum. Ben olanı söylüyorum Kahraman. Yani aşağıda yaşadıklarımız bence de çok normal değildi çünkü. Kimsenin haberi yok. Annen geliyor. Böyle ilan eder gibi bir anda herkesi bunun için toplamışız gibi. Elinde bebeklik fotoğrafın çerçeveyle geliyor. Yani fazla değil mi sence de? Fazla. Çünkü annem... Yani bu kadar zaman sonra annem ortaya çıkmış, onu duyurmak benim hakkım olamaz mı yani? Değil mi hakkım? Ha? Bu kadar yıl gizlenmek zorunda kalmış bir kadın, bu kadar yıl oğluna hasret yaşamaya bırakılmış bir kadın ben. Anlamıyorum ki, bu neye kızıyorsun? Hakkın doğru ama senin annen benim annemle Sezai amcanın ayrılmasına sebep olan kadın değil mi? Upuzun bir ilişkileri yok muydu onların? Annem bunu öğrendiği için ayrılmadı mı Sezai amcadan? Kahraman, benim annem aşağıda değil miydi? Tüm bu olanlara şahit olmadı mı? Onun da haberi yoktu ya geleceğinden annenin. Hiç düşünebiliyor musun ne hissettiğini? Tam bir dakika. Sen Güzde anne için mi kızıyorsun buna? Evet. Evet, tabii ki evet. Yani çok umurumda değil. Hak etmiş mi mualla, hak etmemiş mi? Ki yine de zor bir durum ama... Ya keşke bana söyleseydin Kahraman, bir olurunu bulurduk, ne bileyim. Yani anneme söylerdim, gelmezdi belki, böyle bir şeye şahit olmak istemezdi belki en doğal hakkı olarak. Tamam, vallahi çok büyük eşitlik ettim. Ne bileyim o heyecandan Güzide anne falan filan hiç düşünmedim ki aşkım. Biliyorum, biliyorum bilinçli yapmadığını ama çok üzüldü annem. Ve benim elimden hiçbir şey gelmedi. Kalk. Ne kalk? Kalk gidelim Güzide anne. Şimdi mi? E tamam gidelim. Özür dileyim yani. Ben bununla böyle yaşayamam. Büyük zeka. İnşaat sektörünün kralı, ünlü iş adamı Oltan Kaşifoğlu.
her seferinde duygularla değil de akılla hareket edilmesi gerektiğini savunan, oğlu bir kıza aşık oldu diye oğluna demediğini bırakmayan Oltan Kaşifoğlu gidiyor bir ruh hastası manyağa aşık oluyor. Ben de inanamıyorum. Hadi bu tamam. Bu tamam, ben de oğlum. Aşkın gözü kör, ona yapacak bir şey yok. İşte oğlum beni iplemediği halde hala neler yaşıyorum onun yüzünden. Tamam da şöyle bir fark var baba bizim aramızda. Senin aşık olduğun kadın neredeyse senin oğlun yaşında. Sen nasıl baktın ya Sezai amcanın yüzüne? Ne düşündün bakarken? Ne dedin yani, bu adam benim kayınpederim diye mi düşündün? Ne diye baktın? Tolga, kötüyüm ben. Hayır, bir de akıl abidesin ya sen. Satranç gibi bakıyorsun ya hayata, hep iki hamle sonrası, üç hamle, beş hamle sonrası. Hiç mi düşünmedin baba? Bu kız hamile kalabilir diye hiç mi düşünmedin? Tolga, kötüyüm oğlum. Ne yapacaksın şimdi? Boğaz'da yalı mı alacaksın kızıl saçlı sevgiline? Ha? Manşetler de güzel olur. Ha? Ünlü iş adamı Oltan Kaşifoğlu Boğaz'daki yalısını genç karısıyla birlikte gazetecilere açtı. Çocuğu da şeyde doğurtun ya, Amerika'da çift vatandaşlık olur hem. Sizin gibiler öyle yapıyor ya. Bu arada kız mı erkek mi, cinsiyet ne zaman belli olacak? Ben merak ediyorum. Merak ediyorum ya, kardeşimin cinsiyeti ne? Ne yapacaksın baba, ne yapacaksın? Bilmiyorum! Bilmiyorum! Bilmiyorum. Sezai karar verecek. Sezai mi karar verecek? İpek'in hiç mi söz hakkı yok ya? Bu çağda bir kadının bir söz hakkı yok mu ya? Ya da benim ne düşündüğümün hiç mi önemi yok? Ben söyleyeyim sana ne düşündüğümü, bir önemi varsa. Baba ben istemiyorum. Ben o ruh hastasıyla aramda bir bağ olsun istemiyorum. İnsanım lan ben! İnsan! Taştan değilim. Etten kemikten yapılmış bir insan. Dündar. Dündar dur, dur, dur. Dündar lütfen, bu yaptığımız yanlış. Aşkın yanlışı olmaz ki. Adı üstünde aşk bu. Biz birbirimize aşık olduk. Ben evliyim hala Murat'la. Ya ama formaliteden aşkım, değil mi? Bana karşı bir sorumluluğun yok. Var mı yoksa? Lütfen. Ya kocan onu sevdiğini falan mı düşünüyor? Hayır, öyle bir şey yok. Ben sana neden Murat'la evli olduğumu söyledim. Ben Öykü'nün haklarını korumak için Murat'la evlendim. Sevdiğim için değil. Tamam. O zaman kendini suç hissetmene gerek yok. Rahat. Tolga. Ben duygularım öldü sanıyordum oğlum. Anne gittiğinden beri aşk, tutku, sevda, içinde bir şeylerin kıpır kıpır etmesi, bir çift gözün aklını başından alması, özlemek, kokusunu özlemek, sesini, nefesini özlemek, ondan başka hiçbir şeyin yanında olmak istememek, bunlar yoktu benim hayatımda. Hayatta tek bir kişiye karşı duygularım vardı. O da senin oğlum. Kabul ettim. Hayat bu dedim. Artık sadece beden ve akıldan ibaret bir varlığım dedim. Ama öyle olmuyormuş. Seni şimdi anlıyorum Tolga. Seni yeni anlıyorum oğlum. Aşk başımıza gelen bir şeymiş Tolga. İstediğimiz, karar verdiğimiz bir şey değilmiş. İradenin hiçbir hükmü yokmuş. Haklıymışsın. Hava günlük güneşlikken birden fırtına patlaması gibi, yıldırım çarpması gibi beklemediğimiz bir anda olan bir şeymiş aşk. Ben hala insanmışım meğer Tolga. Taş değilmişim. Bu ne demek biliyor musun?
insan olduğunu fark etmek ne demek biliyor musun Tolga? Baba tamam, ben özür dilerim. Sen fazla üstüne geldim, özür dilerim. İşte bu yüzden İpek'in gerçek yüzünü fark edemedim. Aşk gözümü kör etmişti. Ama bitti. Yanlış anladım. İpek'in içinde nasıl bir şeytan yaşıyormuş anladım. Ama yine taş oldum Tolga. Şuram kupkuru. Ama gerçek şu ki Sezai'nin ne derse yapacağım. Baba. Mecburum oğlum. Sezai gibi dünya iyisi bir adama verdiğim acıyı telafi etmenin tek yolu bu. Gereğini yapmam lazım. Bir tane peynir tabağı. Evet, füme somon da olsun. Aşkım başka bir şey. Yok, başka bir şey istemem. Şey, kızarmış ekmek, yanına da tereyağı. Bir tane kızarmış ekmek, yanına da tereyağı olsun. Evet. Şimdi ne olur aç şu telefonu, ne olur. Ne olur aç şu telefonu. Cheesecake de söylesek mi? Canım çekti. Ne nasıl? Olur. Neli cheesecake var acaba? Limonlu mu, frambuazlı mı? Fark etmez, sen nasıl seviyorsan. Eder işte aşkım, asıl sen nasıl istiyorsun? Ya fark etmez dedim ya. Ya eder, söyle. Tamam, frambuazlı olsun o zaman. Frambuazlı. Bir tane frambuazlı cheesecake. 9 numara. 9 numara. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buranın var ya, inanılmaz bir menüsü var. Kahvaltısına 40 çeşit falan var. Hı? Sabah mutlaka söyleyelim. Sabah mı? Gece burada mı kalacağız? Ya kalacağız dedik ya. Ya kalkıp gitmeyeceksin herhalde. Ya. Dündar aklım kızımda kaldı. Ya kızın yalnız değil ki bebeğim. Değil, evet. Teyzem var ama ne bileyim yine de. Ya kendini suçlu hissetmene hiç gerek yok. İkimizi düşün. Sen, ben, Öykü. Nasıl mutlu olacağımızı düşün. Öykü seni abisi biliyor yalnız. Biliyorum. Ona da anlatacağız zamanı gelince. Aslında abisi olmadığımı, annesini bu dünyada en çok seven adam olduğumu anlatacağız. Değil mi? Ah. Thank you.
Oda servisi. Biliyorum. Aşkım sen de şampanyayı açar mısın? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Karınla burada. Karınla ne yapıyorsun burada? Ne oluyor ya? Murat. Ya Murat. Murat dedim şunu. Çek elini. Çek elini. Çek elini. Lan sen benim karısın. Kapat. Çek elini. Çek elini. Beni Dündar'la mı aldatıyorsun sen? Kapat şunu. Kapat. Dündar'la mı aldatıyorsun? Ben senin kocanım, kocan. Ahlaksız. Kızımız zanla mı utanmadın? Ahlaksız kız. Çek elini. Ahlaksız. Sen benim babam değilsin. Öyle mi? Ama yataktaki kadın benim karım. Ahlaksız. Ahlaksızlar, şerefsizler. Bunun hesabını vereceksin bana. Hepiniz vereceksiniz. Şerefsiz, şerefsizler. Şerefsizler. Bunun hesabını vereceksiniz bana. Karınla ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Murat. Sen benim karımsın. Çekil. Çekil. Benim Dündar'la mı aldatıyorsun? Sen kızımı zanla mı utanmadın? Ahlak. Kızımı zanla mı utanmadın? Ahlak. Çekil. Kahretsin seni Talha. Seni kahretsin. Seni kahretsin. Lan ben ne yaptım? Lan ne yaptım ben? Eşimin hayatını mahvettim Allah'ım. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım ben Allah'ım ben ne yaptım? Her şeyi mahvettim. Anlamış, anlamış demek ki ilişkimiz olduğunu anlamış, bizi takip etmiş. Aşkım bir sakin olur musun? Kesin takip etti ya da bilmiyorum dedektif falan bile tutmuş olabilir. Allah'ın belası. Önce bir sakin ol, sakin. Ya bana sakin ol deyip durma. Ya az önce biz nasıldık farkında mısın? Ya kocam yaşadığımız şeyin kanıtı olarak videomuzu çekti. Ya tamam çektiyse çekti. Hemen boşanırsın biz evleniriz. Evlenir miyiz? Ya evleniriz tabii. Yeşim. Bak ben seni her şeyden çok seviyorum. Seninle her şeye hazırım ben. Ben değilim. Ben değilim. Ya tamam biliyorum bak ani oldu evlenme teklifi. Ya ne böyle... teklifi ne teklifi benim derdim o mu sence? Ya benim bir kızım var kızım. Ve bu hayattaki en önemli şey kızım ve Murat onu bana göstermeyecek. Şu yaşadığımız şeyin şu bedelini ödetmek için beni... Beni kızından ayrı tutacak. Beni beş kuruşsuz sokağa atacak. Belki şimdi kızımı götürüyor bile. Ya bir derin nefes al, bir sakin ol. Ya kızımı kaçıracak diyorum sana, kızımı. Yeşim. Ya bırak. Yeşim bana bak, bana bak. O adamın ne seni üzmesine, ne kızını kaçırmasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Tamam mı? Halledeceğim, her şeyi halledeceğim. Eşmeli İş Adamları Derneği Başkanı, Eşmeli Ticaret Odası üyesi Alpay Terzioğlu dün gece sabaha karşı geçirdiği trafik kazası sonrasında aracında yanarak hayatını kaybetti. Issız bir köy yolunda geçirdiği kaza çok geç fark edildiği için iş insanı hastaneye yetiştirilemedi. Olay yerinin aracıyla birlikte köye dönen Terzioğlu ailesini, sevenlerini ve iş camiasını diye gidiyor anne. Kaç yılında olmuş bu olay? Bu 2014'te. 10 sene olmuş. Araba kömür olmuş. Saatlerce yanmış anne. Bundan DNA alınmaz değil mi? Yani kemikte ilik varsa alınır. Ama o da uzun bir prosedür. Yani mahkeme kararıyla olur. Mezar açtırılacak falan. Ama dediğim gibi yani kemikte ilik varsa bir sonuca varırlar. Yoksa boşuna. Kadın buna güvendi demek ki. İyi de bizim bir daha DNA testi yaptırabileceğimizi niye hesaba katmadı ki? Şimdi ebe gelmeseydi biz öyle bir şey düşünmezdik ki çocuğum. Yani biz çocuğu sahiplendik hemen. Kabullendiğimizi anlayınca üvey anne hemen harekete geçti işte. Oynadı aslında. Allah az daha kazanıyordu ama.
Ne haber Zeynep? Nedir? Aa, oğlum. Anne. Hayrola? Ne oldu? Güzide anne, kusura bakmayın. Böyle bu saatte bir anda rahatsız ettik sizi. Estağfurullah. Ben yüz yüze özür dilemek istedim bugün için. Ne olur beni affet. Hayır. Ay yok, olur mu öyle şey? Estağfurullah oğlum. Sadece yani keşke ben orada olmasaydım. Yani çok haklısın. Yani gerçekten çok kızgınım kendime. Düşüncesizlik ettim. Ne bileyim, annem geldiğinde senin böyle üzüleceğini hiç tahmin etmedim. Yok, özür dileme, rica ederim. De yani orada olman biraz tuhaf oldu. Doğru, doğru. Güzide anne, ben de biraz zor zamanlardan geçiyorum. Yani işte annemden bu kadar zaman nefret etmem. Teyzem saklıyor derken istedim ki doğum günümde zaten... Memleketten de gelenler var. Bizim aile biliyorsunuz kalabalık. Yani. Tabii tabii, ben gerçekten seni anlıyorum. Gerçekten oğlum, yani tabii ki annen doğum gününde olmalı. Olur mu öyle şey? Ama keşke yani oğluma söyleseydin de o da bana haber verseydi, ben gelmezdim. Başka bir şekilde kutlardık yine biz. Ya hata oldu. O yüzden hepinizden özür dilerim yani. Estağfurullah, estağfurullah. Öykü. Öykü. Hadi teyzeciğim, kalk yukarı yat hadi. Hadi teyzem. Ama sabah kalkamayacaksın sonra. Hoş geldin Murat Bey. Yeşim yok, dışarıda işi varmış. Belki gelemeyebilirim dedi. Tabii, tabii. Bu çocuk niye burada yatıyor? Yatağında değil bu. Kalk yerine yat dedim. Kalkmadı, ne yapayım? Götürüp yatıracaksın. Ben. Evet tabii sen. Ay ben kendimi yukarı götüremiyorum. Bu çocuğu nasıl taşıyayım? Ah! Ya öyle bela kuvvet. Seninle daha sonra görüşeceğiz. İpini çekeceğim senin. Öykü, güzel kızım. Ben geldim. Baban geldi bir tanem. Hadi kalk. Hadi kalk canım. Baba sen mi geldin? Ben geldim bir tanem. Hadi yatağımıza gidin. Gel. Gel. Terlen. Hadi gel. Gel biz. Gel. Göreceksin. İpimi çekecekmiş ama... çekmezsen hattım kalır. O da kendini bir şey sanıyor. Hadi Cağ Cağ. Gel kızım gel. Üstünü bile değiştirmemişler kızıma. O kitabım benim. Yakında defterine duracağım onunla. Göstereceğim ben ona. Gel kızım. Hadi yat. Baba benimle yatsana. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum. Papatyan benim. Ben buradayım, merak etme. Yanındayım, tamam mı? Seni çok seviyorum. Annemi de çok seviyorum. İkinizi de çok seviyorum. Ben de seni dünyalar kadar seviyorum. Aşkım benim. Ben buradayım, merak etme, tamam mı? Güzel kızım. Artık. Anneciğim. Yesene sen de. Bak Kahraman'ın çok sevdiği bir tatlıcı vardı. Oradan gittik aldık. Zahmet etmişsiniz. Yalnız var ya, bu saatte efsane bir hareket oldu. Anne aşırı güzel, yesene. Tamam ben şey yaparım, yerim sonra. Ama ye tamam mı? Çünkü keşkülü çok güzel yapıyormuş. Vallahi aradık adamı, hemen hazırladı. Aşkım tamam, utandırma şimdi. Şu dayımın değil mi? Neyse okumayacağım. Al benimkini de yiyebilirsin. Ozan'cığım lütfen. Çok sevdiyse hemen getirteyim. Abi yok, şaka yapıyorum ya, yok. Ama yarın olur. Tamam söz, yarın getir. Yarın. Tamam. Siz bilmiyorsunuz tabii. Neyi? Söyleyeyim mi? Söyle artık. Neyi? Ozi, söylesene, neyi bilmiyoruz? Ya...
Dündar'ın DNA'sı tutmadı. Nasıl? Ne demek tutmadı DNA'sı? Geçenlerde bir kadın geldi. Ebeymiş, Dündar'ın ebesiyim dedi. Onu ben dünyaya getirdim dedi. Annesini tanıyorum, siz değilsiniz annesi dedi. Bir test yaptırın tekrar dedi. Biz de bir daha yaptırdık. Gerçekten oğlumuz değilmiş. Güzden, bu Necati denilen adamla Ilgın Terzioğlu'nun arasında bir ilişki var. Ha, düşündüğümüz gibi çıktı. O zaman yani o adamın size getirdiği örnekler Ozan'a ait. Öyle olmalı, yoksa başka türlü nasıl olacak? Tamam da merak ediyorum. Yani şimdi hayatınızda hiç olmayan, hiç tanımadığınız bir Ozan'dan örneği nasıl aldı? Vallahi bilmiyorum ki oğlum. Ümit. Hoş geldin ablacığım. Abla. Dayı. Abi, iyi akşamlar. Dayı, gelsene. Hem sana haberimiz var. Sen haklı çıktın. Dündar kardeşim değilmiş. Vallahi niye şaşırmadım ki acaba? Dayıcım gel hadi. Gel tatlı getirdik beraber. Yok yok dayıcım ya şey. Ya benim biraz başım ağrıyor da. Ya kusura bakmayın. Ümitciğim gel birlikte. Vallahi vallahi çok başım ağrıyor abla. Size afiyet olsun. Nesi var? Bilmem. Nesi var? Zeynep. Nesi var? Sen bilirsin. Bilmiyorum ki oğlum. Vallahi bana da bir şey söylemedi. Ozi. Ay, nesi var? Kim? Ay, hiçbirimiz bilmiyoruz çocuğum. Hiç kimseyle konuşmuyor ki. Ben bir çaya bakayım. Hadi yiyin siz lütfen. Hadi. Ne oluyor be? Getir getir. Hadi hadi kalk kalk kalk. Eşyalarını topla gidiyorsun. Anlamadım. Türkçe bilmiyor musun sen? Eşyalarını topla gidiyorsun dedim. Hay sen kafana bir şeyle mi vurdular? Bir şey mi düştü kafana? Doğru konuş. Murat Beyciğim. Ya ben size bir sofra kurayım. Kan şekeriniz düşmüş herhalde. Bir iki lokma yiyin de zihniniz biraz normal çalışsın. Varım. Oo, o
Otel güzelimiz de gelmiş. Zina kraliçemiz teşrif etmişler. Zina yapmak nasıl bir duygu Yeşimciğim? Ne? Zina mı? Sen daha iyi bilirsin. Hı? Sen söyle. Hiç zahmet etmeseydin niye geldin ki eve? Otelde, o otel çok güzeldir ya. Murat saçmalamayı kes. Teyze yukarı çıkar mısın? Niye? Yukarı çıkar mısın? Murat'la bir şey konuşacağım hadi. Ya ne konuşacaksan benim önümde konuş. Ya yukarı çık! Delirtme beni! Hayır. Burada kalsın, burada kalsın teyzen. Yaptığın ahlaksızlıkları kulaklarıyla duysun. Aşkın adı ne zamandır ahlaksızlık olmuş? Zina'nın adı ne zaman aşk olmuş Yeşim'cim? Ne zinası Yeşim? Ne diyor bu? Teyze sus. Zina olabilmesi için aramızda gerçek bir evlilik olması gerekiyor Murat. Ama hukuk öyle demiyor. Hukuk öyle demiyor. Ayrıca ortada Dündar da olunca tabii. Oğlum Dündar senin oğlun değil. Böyle mi savunacaksın yani? Hakim yemez bunu söyleyeyim. Değil diyorum. Peki nereden biliyorsun? DNA testi mi yaptırdın? Hayır, Güzide ablaya gittiğimde Dündar'ı doğurtan ebe gelmişti. Onu ben doğurttum, karışmış olamaz dedi. Bu senin zina yaptığın gerçeğini değiştirmez. Çünkü senin nikahlı kocan benim. Gayet güzel. Tamam, tutuyorum ben burayı. Tamam, anlaştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyor bu? Kızım sen oğluyla... Aa, sevgilin mi arıyor? Aç, aç, aç. Murat, bak. Gel seninle güzel güzel konuşalım. İki medeni insanız sonuçta, değil mi? Ben Dündar'ı seviyorum ve hayatıma onunla devam etmek istiyorum. Hemen mahkemeye başvuracağız, boşanacağız. İsteklerim konusunda da makul olacağım. Merak etme. Yani öyle malların yarısını falan da istemiyorum. Yok Yeşimciğim, yok onu öyle yapmayacağız. Şöyle yapacağız bak. İlk önce şu arsız teyzeni alıp defolup gideceksin. Evlilik sözleşmesini iptal edeceksin. Boşanırken benden bir kuruş bile para istemeyeceğine dair protokol imzalayacağız. Ya Murat'cığım sen gökyüzüne gönderdiğin milyonlarca kopyası olan videoyu unuttun herhalde. Ha, bir tanesi de bende olandan mı bahsediyorsun? Boş olandan. Boş mu? Evet boş. O su da bozulmuştur, boş falan değil. Sende bir görüntü olmadığı için olabilir mi acaba? Murat beni zorlama. Hadi göster, zorluyorum, göster. Göster o videoyu. Gerçekten yani konuyu kapatacağım, gerçekten. Murat. Yeşim. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun ya? Hangi video bu? Korkmaz'ı vurduğu video mu? Bu kepazenin Korkmaz'ı vurduğu... Teyze, sus! Ya sen kendini akıllı mı zannediyorsun Yeşim? Ya ben sana sahte nikah kıydım kızım, sahte nikah. 5 yıl sen benimle evli olduğunu zannediyordun. Yani Güzide uyanmasa bu 20 yıl bile devam edebilirdi. Bak, sildiğimi biliyorsun. Sen de biliyorsun onu. Şimdi neyse, yolcu yolunda gerek, uzatmayayım lafı. Sülük teyzeni alıp defolup gidiyorsun buradan. Hadi. Bana bak, doğru konuş. Sensin Sülük. Hadi! Tamam. Öykü ne olacak? Ah, senin gibi bir anneyi görmese daha iyi olur. Murat bak, yapma. Öykü! Nereye gidiyorsun? Öykü geldi. Hazırlan! Öykü uyan! Öykü! Bağırma, anahtar bende, bağırma! Öykü! Öykü!
Sakin diyorum, bağırma. Bak, kızının o itle yataktaki halini görmesini istemezsin değil mi? Bana bunu yapma Murat, bana bunu yapma. Daha senden hiçbir şey istemiyorum, sadece öykü alacağım. Onları daha sonra konuşacağız. Şimdi defol git buradan, defol. Kızımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gösteririm o zaman. Annesinin nasıl rezil, nasıl aşağı tamam. bir kadın olduğunu görürüm. Sus, bağırma, sus. Defol git buradan. Hadi. Ha Yeşim. Hakkını vermem lazım. Bunu bir söyleyeyim, öyle git. Şu videonun milyon tane kopyası var diye yedin ya beni. Helal olsun. Murat, lütfen bir kerecik. Hadi, 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 hadi. Tamam, tamam. Ben bağrıma taş basacağım. Ama sen o videoyu Öykü'ye gösterecek kadar aşağılık bir baba olamazsın değil mi? Allah o sana bağlı Yeşimciğim. Dediklerimi yaparsan görmez. Tamam. Ha bir de yeni sevgilinle Dündar'la yeni hayatında mutluluklar diliyorum sana. Hadi canım. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Kocanın oğluydu. Ya oğlu değil. Dündar onun oğlu değil. Neyse ne? Ya videoyu nasıl kaybettin sen ya? Ya sen nasıl bir salaklık ettin de bu adam videoyu yok edebildi? Adam haklı ya. Vallahi haklı. Nasıl bir gerizekalısın sen? Ya pamuklara saracağını o milyonluk videoyu gitti. Bak sus. Hıncımı senden çıkarırım şimdi. Yürü. Yeşim. Eşyalarınızı unutmuşum. Alın bakayım. Seni bu sokakta bırakıp giderim. Ne yapacağız peki Yeşim? Nereye gideceğiz? Alo. Dündar. Bayram tatilini fırsat bilen Gülsüm, tatil. Gülsüm'e bırakmadım, sana kendi ellerimle meyve tabağı hazırladım aşkım. Bu ne? Meyve tabağı. Gerizekalı. Nereye? Tuvalete müsaade varsa. Siz kimsiniz ya? Alın bunları hadi. Çıkarın. Ne işiniz var burada? Siz kimsiniz ya? Kes lan sesini. Ya alın bunları hadi. Ya bırak İyi sana. İyi oluyor dışarı. Ya bırak diyorum. Gülsüm kim bunlar ya? Yürü. Niye alıyorsun kardeşim, ki? Kardeşim nereye götürüyorsun? Şimdi gel bir tanem. Gel geç otur. Gel. Teyzeciğim sen de hiç çekinme. Rahatına bak. Alayım ben şunu. Hadi sağ Böyle bir oda mı burası? Evet, stüdyo daire. Çok güzel. Burada mı yaşıyorsun sen? Yok, ben otelde kalıyorum da. Senin durumunu tahmin ettiğim için böyle apar topar bir yer tuttum. Ya zaman olsa daha güzel bir yer tutardım da işte. Teşekkür ederim. Göremeyeceğim kızımı bir daha. Göstermeyecek olabiliyorum.
kilitlemiş odasına giremedim. Öykü'ye annenin nasıl biri olduğunu anlatacağım diye tehdit etti beni. Şişt. Bir tanem bak, söz veriyorum, her şeyi halledeceğiz, tamam mı? Kızını alacağız. Ama ağlama artık lütfen. Hadi sil gözlerini. Aman da benim güzel kraliçem uyanmış. Bir tanem günaydın güzel kızım. Günaydın. Canım kızım, kraliçeme ben ne yaptım? Göz yumurta yaptım, bak. Onu en güzel annem yapıyor. Hayır efendim, ben yapıyorum, ben yapıyorum. Annem nerede, duşta mı? Aa, bir tanem, annen gitmiş ya. İşe mi gitti? Beni öpmeden işe gitmez ki. Gel otur şuraya bakalım, konuşalım seninle biraz, tamam mı? Bak. Baba ne oldu? Anneme kötü bir şey mi oldu? Hayır güzel kızım, bir şey olmadı, öyle bir şey yok. Yok hayır, öyle bir şey olmadı. Bak bir tanem benim, annen yine bizi bırakıp kaçmış. Avustralya'ya gitmiş. Mesajını görmedin mi? Ne mesajı? Mesaj atmış. Nerede telefonu? Aç bakalım. Öyküm, canım kızım, ben yaşadığımız hayattan çok sıkıldım. Baban yaşlı, huysuz bir adam ve beni mutlu edemiyor. İnsan dünyaya bir kere geliyor. Mutlu olmak benim de hakkım. Bu nedenle beni seven başka bir adamla Avustralya'ya gidiyorum. Babanın sana çok iyi bakacağından eminim. Seni çok seviyor. Bensiz daha mutlu olursunuz. Öykü, güzel kızım. Güzel kızım, güzel kızım, kalk lütfen. Gel, gel bir tane. Gel, gel. Kıyamam sana. Gel. Annem beni terk etti, beni sevmiyormuş, yalan söylemiş. Ağlama bir tanem. Kıyamam ya, ağlama lütfen. Ben varım yanında. Bak, ben seni asla terk etmeyeceğim, biliyor musun? Baba. Oh, kıyamam bir tanem. Ümit gelmedi mi? Ümit! Hadi ablacığım, kahvaltı hazır. Hakim Hanım, ben inmeyeceğim, bir şey yemeyeceğim dedi. Kapısını çaldım ama. Allah Allah. Bir bakayım ben şuna. Zeynep, söyleyecek misin artık? Neyi? Kızım dayımın nesi olduğunu. Lütfen Ozan ya, bir şey bilmiyorum ben. Ümit, hadi oğlum kahvaltı hazır. Yok kahve yok, aç değilim. Ne demek aç değilim ya, akşam da yemedin. Ya tamam abla ya, gelme üstüme, bir şeyim yok. Üstüne gelmiyorum çocuğum. Ama bir şeyin var yani, ablanım, anlamayacak mıyım ben? Ne oldu? Hı? Ya abla ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Ya kendimden nefret ediyorum. Ne diyorsun ben? Ne? İğreniyorum kendimden diyorum ya. Ne oldu, neden? Ne oldu Ümit? Abla ben Yeşim'le Dündar'ı Tarık'a haber verdim. Nasıl haber verdin? Neden? Birlikte otele gittiler. Ben de Tahri'yi arayıp
haber verdim işte. Otele mi gittiler? Neden? Ne işleri var orada? Sence niye olabilir abla? Evet abla, ilişkileri var. Sen nereden biliyorsun? Çünkü takip ettim abla. Neden? Çünkü ben aşık oldum abla. İşime aşık oldum. Aylardır yaşıma aşığım ben. Gün doğdu ve gün... Şişt, kimsiniz siz ya? Bıraksanıza bizi ya. Demek sen. Kim bu adamlar? Ne istiyorsunuz bizden? Bak, fazla vaktim yok. Bana kısa ve net cevaplar vereceksiniz, tamam mı? Ozan Yenersuy'un DNA'sını nasıl aldınız? Cevap versenize lan! DNA'yı nasıl aldınız? Ne DNA'sı? Biz DNA falan almadık. Bak, fazla vaktim yok dedim ben. Senin derdini biliyoruz zaten. Senin derdin Dündar'ın mirasına tek başına konmak. Ama soruyorum size... Bu tamamen işte bu adamın fikriydi. Bu gelip bana bu miras tek başıma benim hakkım dedi. Bakın, benim bir fikrim var dedi. Alpay'ın mirasına tek başıma konarım dedi. Tamam, sen sus. Devam et. Anlatayım. Bu adam biliyorsunuz ki benim eşimin işlerini yürüten adamın ta kendisi. Bu bir gün geldi. Daha önce burada görev yapan bir hakim varmış. O... Yemin ederim, bakın tam tersi oldu. Ya sus. Öyle olmadı. Sus! Yalan konuşma. O hakimin doğumda oğlu karışmış ve oğlunu arıyormuş dedi bu. Asıl bu dedi. Tamam, öyle... kes. Devam et. Tamamen bütün plan bunun. Öyle DNA'yı alıp bu işleri çevirmeyi istedi. Yani bize ne bundan? Biz mi bulacağız çocuğu? Dündar'la karışmış olamaz mı? Ay saçmalama ne Coş. İyi de karışan çocuklar bu deriz. Buna kim niye itiraz edecek ki? Necati, iyi misin sen? Şimdi bak, bu çocukların doğum tarihi ve doğdukları yer aynı değil mi? Sonra Dündar'ın doğum tarihi 7 Temmuz 1998. Yani sen hiç duymadın mı? DNA diye bir şey keşfedildi. Haklı olabilirsin. DNA yok. Neden? Alpay Terzioğlu yandı bitti kül oldu. Şimdi hayatım, Dündar'ın soyadı Terzioğlu olursa 100 milyon dolar. Yok, eğer Yenersoy olursa 400 milyon dolar senin. Nasıl yapacaksın bunu? Sen onu bana bırak. Niye yalan söylüyorsun? Senin fikrinde. Sus! Aynı tarihte doğmuş vardı diyorum. Sana ya, sen bana bırak. İlla konuşacağım. Sus! Her şeyin için ettin zaten. Her şey birbirlerine düştüler ama... bizi ilgilendirmez Celil abi. Bak, biz alacağımızı aldık. İtiraf tamam. Ne yapalım bunları? Serbest mi bırakalım, polise mi teslim edelim? Allah sal gitsin. Dediğim gibi... biz istediğimizi aldık. Polisle falan uğraşmayalım. Dündar zaten peşlerini bırakmaz. Tamam, hadi bana el.
Çözün bunları, gitsinler. Nasıl gideceğiz? Nasıl giderseniz gidin. Bir de araba mı tahsis edelim size? Dua edin sizi polise teslim etmedik. Çözün ya, çözün. Her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Kadın evli. Evli. Ya ne olur gelmeyin üstüme artık ya. Ne olur gelmeyin üstüme yani. Sanki ben istedim aşık olmayı. Haberi var mı? Yeşim'in haberi var mı? Yok abla. Yeşim'in haberi yok. Zeyno şahit. Ha sen biliyorsun. Ha senin de haberin var ha? Hakim Hanım ben anlamıştım. Size söyleyecektim ama hani Ümit abinin özel hayatı diye... Ne özel hayatı ya? Sen neden bahsediyorsun? Ne özel hayatı? Kadın bana abla diyor, buna abi diyor. Ne özel hayatı? Beni delirtmeyin ya! Zeyno'nun bir suçu yok ya. O ne yapsın? Anne asıl mesele Dündar'la Yeşim ilişkisi bence. Sen Tarık'a niye söylüyorsun? Sen Tarık'ı tanımıyor musun ya? Ha? Sen Ülkü'yü de mi düşünmedin ya? Ya of abla ya, of ya. Ben de ona kahroluyorum zaten ya. Allah beni kahretsin ya. Allah beni kahretsin inşallah ya. Ben pisliğin tekiyim ya. Vallahi ben pisliğin tekiyim abla ya. Versene sen şu telefonu. Kimi arıyorsun anne? Yeşim'i arayacağım. Yeşim, ya güzelim artık bir sakin olur musun? Küsten ne arıyor? Yok, yok açamayacağım. Açamayacağım, yok. Ben de Küsten ablanın yüzüne bakabilirim. Ne ona tek bir cümle söyleyebilirim, yok. Ya niye? Hiçbir şeyden haberi yoktur da. Şimdi yoksa da eli kulağındadır. Murat duydu ya, herkese ilan eder şimdi. Ya etsin. Bırak. Dilediğine söylesin. Ben o adamın oğlu değilim. Senin o adamla nasıl bir evliliğin olduğunu herkes biliyor. Ya bu adam daha geçen akşam elinde güllerle eski karısından herkesin içinde senin gözünün önünde af diledi. Resmen ilanı aşk etti ya. Ne yani o bütün bunları yaparken senden kocana bağlı kalmanı mı bekleyecekti? Hayır, boşanmam gerekiyordu Dündar. Boşanmam gerekiyordu. Murat'ın yaptığının karşılığı boşanmaktı. Ya güzelim, boşanacaksın zaten. Ama kendini bu kadar yüklenecek bir yanlış yapmadık biz. Öykü var, öykü. Öykü bu adam bana aylarca öyküyü göstermedi. Şimdi ben kendi ellerimle ona bir koz verdim. Ya anlamıyor musun? Benim hiçbir şey umurumda değil, hiçbir şey ama... Öykü'yü kaybedemem, kızımı kaybedemem. Yok, yok, hayır, 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 hayır. Bir daha aynı şeye girişemem. Benim Öykü'yü bulmam lazım. İşim. İşim. Bir şey gitmem lazım artık. Tamam oğlum. Git dayı. Abla böyle olsun istemezdim. Sana yemin ederim böyle olsun istemezdim. Tamam, hadi kalk sen de. Kalk bir dolaş, hadi açıl. Hadi kalk, kalk, hadi kalk. Sarıl bana. Ben buradayım, merak etme. Hadi. Üzme kendini, olur mu? Tamam. Hadi. İyi işler çocuğum. Ayy.
Sen zaten zengin bir kadınsın. Mirasın var, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sen ne bu açgözlülük? Aşkım, acaba sen mirası kaybettin diye mi üzülüyorsun? Bak itiraf et. Evet, mirasa üzülüyorum. Sonra tanımadığım adamın gittim mezarına önce fide ektim, ona da üzülüyorum ben. Tamam aşkım, gel gidelim sökelim. Gidemem, saçmalama. Anne. Yavrum. Ne oldu? Çok sevdiğin için mi Dündar'ı? Ona mı üzüldün? Ya, tabii ki. İyi bir çocuk. Hepimiz çok sevdik. Anneciğim, o da çok sevdi sizi. Yani herkes çok sevdi. Öz annesi gibi gördü gerçekten. Yani görüşmeyeceğiniz anlamına gelmez ki bir daha. Bakalım artık. Bir şey mi oldu? Bir şey yaptı. Bir şey yapmış. O ne yaptı? Çocuklar, ben bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum şimdi. Yeşim'le Dündar'ın arasında bir ilişki varmış. Ne? Ne ilişki? Nasıl? Ne demek o? Nasıl bir ilişkisi varmış? Birliktelermiş yani. Ne? Yok artık. Anne, anne o kadar da değil gözünü seveyim. Maalesef o kadar. Anneciğim yanlış anlamışsındır. Olur mu öyle şey? Yavrucuğum. Yani öylesine konuşmuyorum. Baban onları birlikte yakalamış yani. Ne yakalamış? Nerede? Nasıl yakalamış anne? Şahane bir otelin en güzel odasında ikisini baş başa... Neyse, ayrıntıları anlatamayacağım. Terbiyem izin vermiyor. Nasıl ya? Görüyorsun değil mi Güzide? Evine aldın. Ablalık ettiğin kadını görüyorsun değil mi? Neler yapıyorsun? Tarıkçığım, Dündar bizim çocuğumuz değilmiş. Ne demek değil ya? Bir DNA raporu var Güzide. DNA raporu Dündar'a ait değilmiş. Ne demek değil? Karıma şu şeyi gösterir misin babama, o da bir rahat anlasın. Ilgın denilen kadınla onun Necati'nin bir ilişkisi varmış da kaydettik siz de bir izni. Nasıl ya? Uzan Yener Suyun DNA'sını nasıl aldınız? Cevap versenize lan! DNA'yı nasıl aldınız? Ne demek gelmedi? Bugün gelmedi mi okula? Nasıl yani? Sizin haberiniz yok mu? Neyden haberim yok mu? Tarık Bey bugün Öykü'nün kaydını aldı. Başka bir okula kaydedeceğini söyledi. Hepimiz çok üzüldük. Öykü'yü çok seviyorduk. Hangi okula kaydettirdiğini söyledi mi? Hayır, söylemedi ama... Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Lütfen bana istediğini yap ama beni kızımlasın ama lütfen. Oha, yok artık yani, dünyanın çivisi çıkmış ya. Gerçekten bu kadar kötülük olur mu ya? Bunlar insan kılığına girmiş iblis. Bu kadar kötülük yapılır mı ya? Ya gerçekten anlayamıyorum. Yani aslında o kadar kötü bir haber de değil. Çünkü Eşmeli'de o gün aynı gün doğan bir dördüncü bebek var. Muhtemelen... Oylum'un karıştığı bebek o. Evet anne, sen bununla ilgili bir şey biliyor musun? Yani bildiğim işte adını biliyorum. Amerika'da yaşıyormuş, onu biliyorum, onu öğrendim. Bir de mail adresini öğrendim. Mail attım ama bir haftadır hiç haber yok. Oo, bir hafta geçmiş yani. Ya ilgilenmedi ya da e-mail adresini değiştirmiş olabilir. Tabii değil mi? Ya ne diyorum Güzide, biz mi gitsek acaba? Amerika'ya. Evet, çocuğumuzu aramaya. Ya. Bu kadar olaydan sonra biraz kafamızı dinleyelim ya. Bir gerçekten çok iyi gelir. Ne güzel olur. Harika olmaz mı? Neredeydi? New York'ta mıydı bu? Ben bir program yapıyorum. Çok güzel geziyoruz, tamam mı? Harika bir program yapacağım. Şeye de götürürüm ben seni.
o özgürlük anıtına. Tamam, ben de oradan aşağı atarım seni. Ne güzel olur. Ya yapma güzeli ya, biraz anlayışlı ol lütfen ya. Ya ben aldatıldım ya. Ay! Git acını başka yerde yaşa. İşimiz gücümüz var bizim. Tamam. Tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam, ben seni şimdi çok daha iyi anlıyorum. Anlama beni, anlama beni. Allah aşkına Tarık, hadi uğurlar olsun, hadi. Güzide. Babacığım, biz seni geçirelim mi? Hadi mi? Değil mi? Gel, gel. Güzide. Babacığım, Tarık. Hadi. Hadi, hadi babacığım. Ya görüyorsunuz çocuklar işte yani. Ben yaptığım hataları düzeltmek için elimden gelenin fazlasıyla yapıyorum. Olmuyor. Yani belki de zaman değildir. Oylum, güzel kızım. Bak ben eski günlerimize dönmek istiyorum. Bir tanem benim. Yani eski ailemize kavuşmak istiyorum. Amerika'ya gitsek annenle diyorum. Yani çocuğumuzu ararken bir ihtimal. Baba, babacığım artık o tren çoktan kaçtı. Ne olursun sen de daha fazla ısrar etme, üzme kendini, olur mu? Hadi görüşürüz. Hadi, kendinize iyi bakın. Sen canım benim, hoşça kal. Of, bir de Amerika'daki çocuk çıktı başımıza. Bitmiyor, bitmiyor. 25 yıllık meseleyi karıştırmaktan vazgeçmiyor. Sonunda yanan sen olacaksın Tarık. Yine sen. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor ama ben bir türlü müdahale edemiyorum. Delireceğim, kapana kısılmış gibiyim ya. Gülüm, bir sakinleş, gel bir otur. Yeter Nana! Ne sakinleşmesi ya? Sen başka bir laf bilmiyor musun Nana? Yeter artık, sakinleş, sakinleş, sakinleş. Sakinleşmeyeceğim işte. Ben iyiliğin için dedim. Deme, deme, ne olursun bir şey deme bana. Sus artık, sus. Tamam, tamam, demeyeceğim. Ben en iyisi sana şöyle güzel bir çay yapayım. Hah, bu da iki. Sana bir çay yapayım gülüm. Yok sana bir ıhlamur koyayım gülüm. Yok bir nane iç, kendine gelirsin gülüm. Ya yeter, yeter. Bak Nana, benim sinirlerim çok bozuk. Gözüm seyiriyor benim. Serra'yı merdivenden attım, seni de balkondan atarım. Tövbeler olsun. Bin tane şeyle uğraşıyorum ben ya. Bin tane. Babam her şeyi öğrendi, farkındasın değil mi? Hamile olduğumu biliyor. Oltanı biliyor. Kesin onun yanında şimdi, kesin. Hayırlısı gülüm. Ne hayırlısı ya? Ne hayırlısı, hayırlı bir şey olsa birinden biri arardı beni. Kimse aramıyor. E sen ara. Doğru söylüyorsun. Ara babacığını. Ne arayacağım babamı ya? Oltan'ı arıyorum ben. Gülüm, o seni engelledi ya. Biliyorum Nana. Biliyorum, o yüzden senden arıyorum zaten. Kesin anladı benim aradığımı. Canım nereden anlayacak, benim numaram yok ki onda. Bekle, döner mutlaka. Aramayacak. Aramayacak, biliyorum. Oltan bana geri dönmeyecek. Döner. Bak sen dedin ya, babam gitti Oltan'a. Belki ne babası ya? Ne babası, ne babasından bahsediyorsun sen? Senin baba dediğin o adam elleriyle hapse tıktırmaya kalktı beni. Tehditler etti. Bana acımadı, karnımdakine mi acıyacak? Sevdiğim adamla kavuşmam için çaba mı harcayacak? Babaymış. Annemin sebebi oldu. Beni de gözümü bile kırpmadan yakacaktı işte. Olmaz olsun öyle baba. Müzik
Seni dinliyorum Sezai. Uzun konuşmayacağım. Bana sen ne istersen onu yapacağım dedin. Evet. Öyle dedim. Sana senin ne yapmanı istediğimi söylemeyeceğim. Benim neyi yapamayacağımı söyleyeceğim. Gerisini sen anlayacaksın diyorsun. Dinliyorum. O bebek saf, günahsız. Benim torunum. Sabi Sübyano. Ben öz torunuma kıyamam. Kimsenin de kıymasına rıza gösteremem. Müsaade etmem. Anladım. Dünya değişti. İnsanlar, şartlar değişti biliyorum. Ama ben Anadolu insanıyım. Ben adetlerle, geleneklerle büyüdüm. Kızımın babasız bir çocuk doğurmasını hazmedemem ben. Yeşim, Zeyno, merhaba. Küstü abla içeride mi? Evde, salonda. Girebilir miyim? Tabii, kusura bakma daldım. Buyur. Hoş geldin. Gel, geç otur. Beni aramışsın. Ben duymadım yani. Duydum da açamadım. Neden? Çünkü seninle yüz yüze konuşmam gerektiğini düşündüm. Ama anladığım kadarıyla. Zeyno. Birini mi bekliyordum? Ben yanlış zamanda mı geldim? Yok yok, hayır hayır. Hoş geldin Dündar. Merhaba. Geç, sen de otur. İyi oldu böyle ikiniz birlikte. Güzel abla, ben sana çok mahcubum. Ben Yeşim'e aşık oldum. O çok direndi. İstemedi, ben zorladım onu. Her şeyin sorumlusu benim. Yeşim masum. Anne bak, yemin ederim. Ben senin annen değilim. Çok üzgünüm. Bunu sana nasıl söyleyeceğim diye kıvranırken bu kadar kolay ağzımdan çıkacağını da hiç düşünmemiştim. Seni çok sevdim. Ama şimdi düşünüyorum da iyi ki oğlum değilmişsin. Yani bu durumda biraz tuhaf olurdu. Zaten bizim Yeşim'le durumumuz yeterince tuhaftı. İyi ki oğlum değilmişsin. Biliyordum. Yani biz ilişkiye başlamadan önce ikimiz de Tarık Enersoy'un oğlu olmadığını biliyorduk. Aa. Biliyordunuz, evet. Bir eve gelmiş galiba eve. Doğumda karışamayacağımı söylemiş. Evet. Biliyordun ama neden söylemedin? Kim söyledi sana? Yeşim mi? O yüzden mi söyleyemedin? Ondan sonra nasıl olsa biliyoruz, tamamdır mı dediniz? Ha?
Ne yaptınız yani? Hadi olsun mu dediniz? Hı? İnsan birini gerçekten sevince gerisinin bir anlamı kalmıyormuş. Yanlış düşünüyorsun. Çok yanlış düşünüyorsun. Bu kadın resmi olarak nikahlı. Üstü abla. Çok haklısın. Ah yaşım. Ah yaşım, ah yaşım. Ben senin yüzünden kendimi o kadar büyük sınavlara soktum ki. Kadınlığımı, insanlığımı, anneliğimi o kadar büyük sınavlara soktum ki senin hiç haberin bile yok. Seni bu eve kabul etmek, bu sofraya kabul etmek, çocuklarıma kabul ettirmek kolay mı oldu sanıyorsun? Biliyorum. Çok haklısın ama. Murat'ı tanıyorsun. Boşansaydın. Boşansaydın kızım. Ne olacak şimdi o öykücük ya? Öyle orta yerde kaldı çocuk. Senin Tarık'tan ne farkın var şimdi? Aa, uyuyakalmış. İpek. Gülüm. Hadi kalk, yatağına geç. Kim bu saatte? Hayırdır? Kim gelmiş Nana? Buradan. Yalnız bırak. Oturmak ister misin? Hamileymişsin. Yemin ederim yeni öğrendim. Tabii. Eminim yeni öğrenmişsindir. Bilmiyordum Oltan. Gerçekten yeni öğrendim. Niye inanmıyorsun? Biliyordum. Biliyordum. Bekledin. Serra gibi erkenden söylersem aldırtır dedin. Hayır. Eğer beni dinlersen baştan anlatırım her şeyi. Zaten bilseydim bunları konuşuyor olmazdık. Yaşadığımız onca şeyden sonra aldırtırdım. Ama artık... Ama artık çok geç değil mi? Aldırma zamanı geçti. Artık bir cinayet olur. O yüzden mecburen doğuracağım Oltan. Böyle mi söyleyecek İpek? Senden hiçbir beklentim yok. Tek bir şey istemiştim, o da beni sevme. Artık beni sevmediğine göre merak etme. Seni rahatsız edecek değilim. Evleneceğiz. Ne? Duydun. Tekrarlatma. Uzak dur benden. Benden uzak dur İpek. Seni sevdiğim falan yok. Babanın hatrı için evleniyorum seninle. Seza'ya yaptığım yanlışın diyeti bu. Sakın boş hayallere kapılma. Sakın. Tamam. Tamam, sen nasıl istersen. İyi. İmzala şunu. Ne bu? Evlilik sözleşmesi. Senin gibi bir kadınla evleniyorsam arkamı kollamam lazım. Bak böyle. İmzala.
Özgür. Hani çıkacaklar, çıkacaklar dedi, çıkmıyorlar ya. Gelirler şimdi Nur abla, saklan sen. Ya gelirler diyorsun da ayaklarımı karoslar indi, 2 saattir ayakta bekliyorum, dikiliyorum ya. Ha geliyorlar abla. Tamam. Ne oluyor be? Ay. Dur ablacığım, iyi misin? Ah, Ehsan. Ay Ehsan, üstümden geçecektin ya. Ya ilk dur abla, ne işin var? Niye atlıyorsun arabanın önüne ya? Ben ne yaptığımı biliyor muyum Ehsan? Evden kovulduğumdan beri meczup oldum ben, meczup. Hay Allah ya, iyi misin ablacığım? Bir şeyin var mı? Oğlum bakma, bir su falan bir şey getir ya. Ay. Bir yerin ağrıyor mu? Hocam, hastaneye mi götürsek? Ne hastanesi be? Baksana domuz gibi. Çok şükür hocam. İyi niyetimden Rabbim korudu. Senin ne işin var burada? Niye buradasın hala? Hocam, sizi göresim geldi hocam. Çok özledim. Dedim hocama bir kerecik kapıda görebilsem, o bile rahat ettirir beni. Benim içim rahatlar dedim. Arabanın önüne attın kendini. Canına mı susadın sen? Yok hocam. Vallahi billahi yok hocam. Öyle atmak falan yok yani. Bak bir de yemin ediyor. Hadi Ensar hadi. Vaktimiz yok hadi. Hocam. Hocam ne olursunuz bir kerecik dinleyin. Affedin hocam, bir şans daha verin. Yani idam mahkumlarına bile son arzusunu soruyorlar hocam. Sorarlar ama organı da geçirirler boynuna. Onu mu istiyorsun? Hadi git, bir daha seni burada görmeyeceğim. Artiz ya. Bitti mi diyorsunuz hocam? Hadi. Hocam! Hocam! Merhametsiz! Merhamet kalmamış be! Canım aldım ben senin, canım verdim ben senin için be! Nankör! Özgür! Özgür, benim kan şekerim düştü, tansiyonum düştü. Söyle şu Özgür'e de birkaç lokma bir şey göndersin bana. Hemen abla, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim yavrum, iyiyim. Hocam dedim, bağrıma bastım be! Yazıklar olsun. E hadi. Heh. Ya oğlum böyle çok ani olmadı mı şimdi? Böyle birdenbire... Anne nasıl ani oldu? Bir ömürdür bunu bekliyoruz zaten. Geç bile kaldık. Yani tamam doğru söylüyorsun ama... sonradan pişman olma. Yani vallahi biraz da ertelerse pişman olacağım ben. Hadi kalk hazırla eşyalarını. Bak bir şey eksik kalır dedi. Düşünme, ben çocukları yollara aldırırım. Ya da yenilerini alırız. Ah canım oğlum benim. Güzel oğlum benim. De of. Niye of diyorsun? Niye böyle bakıyorsun? Bak sana diyorum her şey çok güzel olacak. Yılların acısını çıkartacağız. Ya tamam da şimdi... ben kendimi muallayla aynı evin içinde düşünemiyorum bile. Tamam yaşayıp görelim. Evet. Sen hak etmiyor musun? Bu kadar zaman sonra oğlunla bir arada olmayı, torununla, gelinle... ben bu kadar yıl sonra annemle bir arada olmayı hak etmiyor muyum? Ya tabii ki hak ediyorsun. Ben de hak ediyorum ama... ah o muhalla var ya şimdi, ortalığı birbirine katacak. Tamam bırak ne yaparsa yapsın. Eğer çok beğenmiyorsa kalkar gider ya. Bak bir daha hadi demeyeceğim. Tamam. Kalk. Tamam, tamam dur. Sınırlayayım bari. Tamam. Merhaba. Ben Öykü Yenersoy'un annesiyim, Yeşim. Evet. Bir durum oldu da kızımla görüşmem mümkün mü acaba? Bakıyorum. O isimde bir öğrencimiz yok. Bu isimde bir öğrenciniz yok. Evet. Tamam, çok özür dilerim. Yanlış oldu galiba. Rica ederim. Neredesin Öykü, neredesin? Neredesin? Lütfen, lütfen bu olsun. Alo. Buyurun. İyi günler. Ben Öykü Yenersoy'un annesiyim. Acil bir durum var da kızımla görüşebilir miyim? Öykü Yenersoy. O isimde bir öğrencimiz yok. Böyle bir öğrenciniz yok.
Tamam, kusura bakmayın. Bir yanlışlık oldu sanırım. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Allah'ım lütfen. Alo? Alo. Ben Öykü Yenersoy'un annesiyim. Öykü Yenersoy, yeni kayıt olan öğrenci. Evet. Evet, yeni kayıt olan evet. Öğrenciniz, evet. Evet, buyurun. Ben kayıt esnasında gelememiştim de tanışamamıştık. Gelsem bir yüz yüze tanışsak olur mu? Elbette, ne zaman isterseniz bekleriz. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Size de. Buldum seni Öykü. Buldum. Allah'a şükürler olsun. Travmalarımıza sebep olan olaylar gökyüzündeki bulutlar gibidir. Gelirler ve giderler. Bizi hasta eden bu olaylara yüklediğimiz duygulardır. Şimdi sizlerden başınıza gelen olayları en basit cümlelerle anlatmanızı ve olabildiğince az his yükleyerek derin bir nefes alıp onları serbest bırakmanızı istiyorum. Evet. Kim başlamak ister? Pınar, seni dinliyoruz. Ben küçükken annemle babam kavga ederlerdi. Evlendim, kocam beni hep aşağıladı. Meğer aldatıyormuş da. Beni suçladı. Aldatılmayı hak ettiğimi söyledi. Beni ve çocuklarımı sokağa attı. Gözlerini kapat. Derin nefes al. Nefes ver. Çok güzel Pınar. Nasıl hissediyorsun kendini? Rahatladım sanki, gerçekten. Çok güzel. Evet. Başka denemek isteyen var mı? Senin? Sen denemek ister misin? Ben mi? Evet. Hadi seni dinleyelim. Peki. Benim travmam şöyle. En yakın arkadaşımla eski sevgilisiyle evlendim. Ama kocam eski sevgilisini hiç unutmadı. Hamile kaldım. Bebeğim karnımda öldü. Operasyonda rahmimi de almak zorunda kaldılar. Haliyle bir daha anne olamayacağımı öğrendim. Biz de bir bebeğe koruyucu aile olalım dedik. Ama o bebek de eve getirdiğimiz akşam, aynı akşam öldü. Beni majör depresyon teşhisiyle kliniğe yatırdılar. Ben klinikteyken de kocamla kız kardeşim birlikte olmuşlar. Hatta kardeşim hamile kalmış. Ve bunu duyunca ben de gittim, kocamı vurdum. Kocam böbreğini kaybetti ama eski sevgilisinin böbreğiyle hayata döndü. Ben o sırada cezaevindeydim. Ben cezaevindeyken de kocamla babası kardeşimi öldürdüler. Şimdi derin nefes alıyorum sanırım. Behçet Bey, Selin'in ziyaretçisi var. Doktorun izni var mı? Var. Doktor Hanım, Selin Hanım'ın gidişatından çok memnun. Tamam, hadi. Azra. Selin. Nasılsın? İyisin. Çok iyi gördüm seni. İyi mi gördün? Gözlerin mi bozuldu? Yok, gerçekten bak böyle yüzüne renk falan gelmiş. Niye geldin sen? Seni bir ziyaret edeyim, bir göreyim istedim. Selin bak,
Yalnız değilsin, tamam mı? Tamam. İşte dayımdan rica ettim. İzinleri ayarladı ve buradayım. Zahmet etmiş. Hiç gerek yoktu. Aşk olsun. Hem benim sana haberlerim var. İlgilenmiyorum, kalsın. Selim, yanılıyorsun. Gerçekten. İki tane haberim var. İkisi de seni çok yakından ilgilendiriyor. Mesela birincisi, İpek Oltan'dan hamileymiş. Selim, sakin ol! Saçını başını yolarım! Bırak, bırak beni! Nesin sen ha? Nesin? Fitne başı mı? Derdin ne senin? Rahat duramıyor musun? Susmuyor, bırak. Ben susturacağım. Bırak! Sen gerçekten, gerçekten kafayı yemişsin. Yedim, yedim. Deli raporum var, kızım benim. Seni burada kessem ne olacak ha? Çıkın ya dışarı. Ben tırım seni, elimde kalırsan. Sen beni öldüreceğine git o İpek'i öldür, tamam mı? Çünkü kardeşini Serra'yı öldüren İpek. Çıkın dışarı. İpek mi? Evet, İpek. Dur, dur. Sakin ol. Azra, Azra hayır! Azra! Azra! Sakin ol. İpek. İpek, İpek mi? Avustralya'ya mı? Ben seni hiç bırakıp gider miyim? Nereden çıktı bu? Mesaj atmışsın bana. Sevdiğim adamla Avustralya'ya gidiyorum. Kendi hayatımı yaşayacağım diye. Kim söyledi sana bu? Babam mı? Yalan mı söylemiş? Beni kandırmak için mi yapmış? Oh, güzel kızım. Ben seni hiç bırakır mıyım Öykü? Bak, bak. Beni çok iyi dinle. Kim sana? Kim sana seni terk ettiğimi söylerse sakın ama sakın inanma, tamam mı? Ben seni asla terk etmem Öykü. Sen benim dünyamsın. Sen benim nefesimsin. Öykü. Buraya gel kızım. Gelmeyeceğim. Lütfen. Öykücüğüm, güzel kızım. Bir tanem. Bak kraliçem benim. Sana anlatamayacağım şeyler var. Annem benim. Bak bu kadın, bu annen dediğin kadın. Bu kadın benim annem. Annen dediğin kadın var ya bu, neler yaptı biliyor benim musun? Benim annem. Ne yaparsa yapsın benim annem o. Güzel kızım benim, kraliçem benim, bir tanem benim. Bana yalan söyledin. Git buradan. İstemiyorum seni. Git. Hayır, aşkım benim, bir tanem. Yanlış anladın sen. Hadi, hadi evimize gidelim. Git dedim, git. Lütfen. İstemiyorum seni. Seninle görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ay İpek. Şu çok güzel değil mi? Ha? Sana da çok yakışır. Sülün gibi olursun. Sen bir saçmalama sana Nana. Aa. Niye saçmalık olsun? Evleniyorsun, gelinlik bakıyorum. Oldu. Elindeymişken balayı yerini de ayarla bari. Ay onu da artık damadımız düşünsün. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Saf mısın sen biraz? Farkında değilsin galiba benim neler yaşadığımı. Gülüm, istiyordun, oldu. İşte sevdiğin adamla evleniyorsun. Adam benimle isteyerek evlenmiyor ama. Görmedin mi bana nasıl baktığını? Nefret ediyor resmen benden. Babamın zoruyla onun hatırı için evleniyor. Baştan öyle olur, sonra değişir. Gülüm, bu adam seni bir kere sevmedi mi? Erkekler öyledir. Bir kere sevdi mi öyle kolay kolay unutamaz. Hele ki böyle sevdiği kadın güzel, akıllı olursa. Ya sorma. O kadar akıllıyım ki her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. E aklınla hareket etmedin, duygularınla hareket ettin. Fevri davrandın çünkü. Eğer aklını kullansaydın bu düğün bambaşka olabilirdi. Biliyorum. Aptallık ettim, biliyorum. Artık anladığına göre aklını kullanacaksın. Hem artık tek başına değilsin. Evladını düşünmen lazım gülüm, değil mi? O kadar çok şey yaşadım ki onu düşünmeye sıra bile gelmedi. Aklıma bile gelmiyor biliyor musun? Ne bileyim, bir şey hissedemedim.
Bir bağ kuramadım bile bebeğimle. Zamanla olur. Asıl o bağ Oltan Bey kuracak. Nikahta keramet varsa çocukta selamet var derler. Hele bir kucağına alsın evladını. Bak gör nasıl kalbi yumuşayacak. Artık sen de boş durmayacaksın. İşve ise işve, cilve ise cilve. Elinden ne geliyorsa yapacaksın. Bak gör o zaman çorap söküğü gibi gelecek. Öyle mi dersin? Yaşayalım görelim diyorum. Bakayım şu gelinle. Merak ettim. Bak. Peki. Şuna bir ince işlense var ya. Bizim o kadar vaktimiz yok da. Acaba bugün sipariş versek ne zaman gelir? Sen bir numarasını söylesene, ben arayayım şunları. Tamam. Dur, neredeydi? Ha, şurada. Gel. Ya sen laftan anlamaz mısın? Ben sana ne dedim? Defol git, gözüme gözükme demedim mi? He? Tabii ben arsızlığın kitabını yazdım. Hiç sıkılmıyorum. Gelip senin karşında da böyle durabilirim mi diyorsun yani? Konuşmamız lazım. Hiçbir şey lazım değil. Sen yapacağını yaptın, ben de diyeceğimi dedim. Tamam mı? Hadi defol git. Murat, konuşmamız lazım. Ya sen yalvarıp yakararak her şeyin değişebileceğini mi zannediyorsun ha? Ben yalvarmaya falan gelmedim. Ben sadece seninle anlaşmaya geldim. Anlaşmaya mı? Sana 5 kuruş vermem. Sana bundan sonra zırnık işlemez. İstemiyorum. Paranı, pulunu, hiçbir şeyini istemiyorum. Bana kızımı geri ver sadece. Ya sende ar namus kalmadı mı ya? Tamam, sözleşmeyi yırtalım. Yırtıp atalım. Ev, araba, kredi kartları, banka hesapları. Senden aldığım ne varsa son kuruşuna kadar geri al, istemiyorum. Yeter ki Öykü'yü bana geri ver. Bak Öykü'nün bana ihtiyacı var Murat. Annesine ihtiyacı var. Her şeyi geri vereceğim. Bir kuruş bile istemiyorum diyorsun. Öyle mi? Öyle. Öyle istiyorsan yeni protokol yazalım. Hemen imzalayayım. Öykü'nün velayeti karşılığı istediğin şeyi yazabilirsin. Ya kızımı alıp başka şehre götürürsen? Kızımı bana göstermezsen? Tamam. Onu da yaz protokole. Kızımı benden habersiz şehir dışına çıkaramaz de, o da kabulüm. Ne istiyorsan yaz, ne istiyorsan, sadece Öykü'yü bana ver. Diyelim ki kabul ettim. Öykü'yle oturmana izin verdim. Peki nerede oturacaksınız? Ne yapacak? Kızım nerede yaşayacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağım. Öykü'yü en iyi şartlarda yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam, kabul ediyorum. Yalnız ben bir yer buldum, orada otururum falan. Onu kafandan at, at, at. Kızımın bir düzeni var, yani bir standardı var. Ondan taviz vermem. Onun için evde kalmaya devam edebilirsiniz. Ne? Yalnız bir şartla. O evde sadece ikiniz oturacaksınız, tamam mı? Teyzen dahil bir kişi bile o evde yaşarsa, yaşadığını duyarsam, Öykü'yü senin elinden alırım, seni de kapının önüne koyarım. Eğer kabul ediyorsan protokolü hemen yazıyorum. Tamam. Tamam, dediğin gibi olsun. Güzel. Güzel. Murat. Hı. Otelde olduğumu nasıl anladın? Takip mi ediyordun beni? Çok merak ediyorsun. Hı? Güzel. Merak etmeye devam edeceğim.
Bagajdan valizi alalım. Tabii Kahraman Bey. Merhaba. Bir dışarı çıkıyordum da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hey. Geldim. Ha, hoş bulduk Sevgilim. Kaldık ya kapının önünde. Girelim içeri. Girin eşe valizleri. Tamam getir çocuklar. Geldim. Buyurun şöyle. Gel şöyle istediğin yere otur anneciğim. Tamam sağ ol yani. Nereye oturmak istersin? Ben alayım montları. Öznur. Alayım şöyle ben veririm. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öznur şunları alayım sana. Ya böyle kuru kuru hoş geldin de olmaz. Bir çay, kahve, bir şey içmek ister misin anneciğim? Sonra içeriz ya. Öyle mi? Tamam. Sen canım? Ben de sonra içerim. Tamam. Öznur. Ne yapıyorsun? Teyzeme mi haber veriyorsun? Yok Kahraman Bey. Ben öylesine bakmıştım. Tamam doğrudur. Sen işine bak olur mu? Anneme bahçeye bakan köşedeki odayı hazırla. Orada kalacak. Tabii. Tabii ki. Hemen hazırlıyorum. Güzelmiş eviniz. Güle güle oturun. Sağlıkla, huzurla inşallah. Amin. Sağ ol. Gezdirelim mi evi? Ne dersin? Yok be yavrum. Daha buradayım. Gezerim. Nasıl istersin. Canan ne haber? Sağ ol. Sabahki müvekkil geldi mi yine? Vekaletini yollayacaktı, yolladı mı? Tamam, tamam. Onu hemen dosyaya koyun, olur mu canım? Geleceğim, geleceğim. Kayhan Bey'le görüşeyim, hemen geleceğim buraya. Tamam. Sezai, geç otur. Oturayım. Bir şey içer misin? Ah, yok, hayır. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ne yaptın? İpek, emniyete teslim oldu mu? Olmadım. Sen de yapamadın tabii. Yani anlıyorum seni tabii. Evlat çok zor. Sezai kızım bir cinayet işledi. Sen bununla nasıl yaşayacaksın? Güzide İpek hamileymiş. Tam polise götürecektim, teslim edecektim. O sırada söyledi. Torunun hapishanede büyümesini mi istiyorsun dedi. Çocuk oltandan mı? Sen biliyor muydun? Evet. Niye söylemedin bana? Yani o dönem daha büyük sorunlar vardı. Ama baba olarak bilmek hakkım değil miydi Güzide? Keşke söyleseydim. Haklısın. Böyle bir durum var Sezai deseydin, ne bileyim. Haberin olsun deseydim. Müdahale ederdim, bir şeyler yapardım. Belki işlerin bu hale gelmesine engel olurdum. Neyse yani. Senin görüşmen var herhalde. Ben meşgul etmeyeyim seni. Bir şey içseydin. Hoşçakal. Evet.
Kahveniz. Teşekkür ederim. Az şekerli değil mi? Söylediğiniz gibi evet. Öznur'un kumandayı rica edebilir miyim acaba? Tabii. Tabii ki. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çocuklar yağmur yağ, bir kapşon, bir şemsiye falan alın üstünüze. Bu ne? Emredersiniz hocam. Yurt içinden ve yurt dışından yüz binlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan Nisan'da Adana'da uluslararası portakal karnavalının... Hocam, hoş geldiniz. Ne öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Ne oldu? Hayalet mi gördün? Al şunları. Hocam... Ne iş var burada? Hocam şey... Oo Zennure. Bayağı komşu kapısı yaptın burayı. Konsomasyona mı çıktın? Yani böyle masa masa... Ay pardon. Ev ev dolaşıyorsun. Burada sana kimse şişe açtırmaz. Ekmek yok sana burada. Hadi bence yavaş yavaş yollan. Terbiyesizlik yapma. Oğlum çağırdı, geldim. Kalma kendi başına yalnız evde dedi. Ben de geldim. Oğlumun evine geldim, evime geldim. Oğlun çağırdı, evine geldi. Öznur Hanım, bu kahve soğumuş. Bir tane daha rica edebilir miyim? Gir kızım, gir. Teyze anahtarı çıkarsana. Çıkarım, çıkarım. Gel, gel kızım. Gel bakayım. Anne, evimizde kalacaksın değil mi? Gitmeyeceksin. Gitmeyeceğim prensesim, gitmeyeceğim. Burada seninle kalacağım. İknur teyzem. Ben de kalacağım. Hep beraber güzel güzel yaşayacağız. Yaşasın. İknur teyze, bana cevizli kek yapar mısın? Yapmaz mıyım? Biz kızımla güzel güzel kekler yapacağız, börekler yapacağız, güzel güzel oyunlar oynayacağız değil mi? İsim şehir hayvan da oynayalım. Oynarız tabii. Oynarız. Ne istersen yaparız. Yakalamacı oynayalım o zaman. İknur teyze evet. Allah kız. Teyze dur. Bir gelsene. Seninle bir şey konuşacağım. Dur. Söyle bakayım ne? Teyze. Artık burada kalamazsın. Nasıl kalamazsın? Ne diyorsun Yeşim? Murat senle Öykü dışında kimse artık bu eve girmeyecek dedi. Teyzenim ben senin. Başkaları için söylemiştir o. Yabancı mıyım canım ben? Özellikle senin için dedi teyze. O kadını o eve almayacaksın dedi. Ne? Bak ben bu gecelik bir şekilde idare ederim ama... Senin acilen kendine kalacak bir yer bulman lazım. Yeşim sen ciddi misin? Ciddiyim teyze, bunun şakası mı olur ya? Ben nereye gideceğim, nerede kalacağım ben Yeşim ya? Ha? Gizlensem Yeşim ha? Gizleneyim, kimseye görünmem, saklanıveririm. Ev işini yaparım, mutfak işlerini hallederim, Öykü'ye de bakarım. Murat da gelecek olursa saklanıveririm ha? Ne dersin, hallederiz be. Keşke teyze, keşke ama... Bak bu riski göze alamam. Ne olur beni anla lütfen. Ya sen beni anla Yeşim. Bu yaşta kadını sokağa mı atacaksın Yeşim? Hallederiz be, saklanırım, ne olacak? Seni evden atarım dedi. Öykü'yü de bir daha göstermem dedi. Bak ev tutayım diyeceğim, 5 kuruş param yok. Zaten bu yemek işini de yapamam artık. Bu Murat hayvanına mecburum. Ben kendimi kurtardım. Sen ne halt edersen et diyorsun yani değil mi? Bravo be Yeşim.
Çok hakikatli yeğenmişsin. Maşallah. Teyze. Ya teyze deme bana. Ne teyzesi? Hem sokağa at ondan sonra teyze. Ne hala memleket be? Yazıklar olsun sana eşim. Yazıklar olsun. Mahalle hocam arıyor. Attığı fırça yetmedi herhal. Yine bağıracak. Buyurun hocam. Neredesin İko sen? Nerede olayım hocam işte? Başımı sokacak bir dam arıyorum yani öyle sokak sokak. Orada burada. Ne yapayım işte bir anne. Derhal eve gel. Ev derken hocam? Eve derken Beyaz Saray'a İko. Amerikan başkanı senin ıspanaklı böreğinin metini duymuş. Aman İko gelsin bize de yapsın dedi. Nereye olacak İko? Bizim eve. Bir taksiye atla, hemen çık gel, derhal. Tabii hocam. Tabii gelirim hocam. Hemen taksiye atlar gelirim hocam. Arz ederim. Saygılar hocam, hürmetler. Sağ olun hocam. Ne oldu, ne diyor? Eve gel diyor. Hemen taksiye atla eve gel diyor. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Kulun sıkıştı Hızır'ı yetiştirdin ya Rabbim. Hiç kimseye muhtaç etmedin çok şükür ya Rabbim. Ben gidiyorum. Hemen şimdi mi gidiyorsun? Sen beni kovmadın mı yeşim? Ha? Kovmadın mı? Tabii gidiyorum. Sen de burada kasvetli tabanı basık evinde güle güle otur Murat Efendi'yle. Tamamdır. Siz bana bilgi verirsiniz, haberleşiriz. Tamam. Ben geldim. Aşkım, hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Keşke canı da getirseydin. Uyuyor o. Yemek yerdik. Yok, gel hadi bir şeyler konuşmak istiyorum ben. Gel. Ne oldu? Karaman, annen ne kadar kalacak bizimle? Nasıl ne kadar kalacak? Yani hep mi kalacak? Bizimle mi yaşayacak? Oğlum, nasıl bir soru şimdi bu? Yani ben bu kadar yıl sonra anneme kavuşmuşum. Bu kadar yıl hasret kalmışız. Annemin istediği kadar bizde kalması doğal değil mi? Bundan daha doğal ne olabilir? Tabii ki doğal. Ama ben de o evin içindeyim ya. Haberim olmadı. Onun için soruyorum yani. Söylemeyecek miydin bana? Yani annemin bizde kalması için senden izin mi almam gerekiyordu aşkım? Ben izin mi diyorum? Ne peki? Haberim yoktu diyorum. Yani bana sormadan getirdin ya anneni. Ve ne kadar kalacağını bile bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Tamam. Çok özür dilerim ya gerçekten. Gerçekten ben yine bir şey söylemedim. Yine düşüncesizlik ettim. Çok özür dilerim. O zaman sen söyle ne yapmam gerekiyor? Anneme artık kalamazsın mı diyeyim? Kovalım mı? Git mi diyelim? Ne yapalım? Karaman neden sana soru bile soramıyorum ben? Yani kendimi ifade etmeyeyim mi? Peki yani mesela... Muhallanla biri var mı? Bunu sorabilir miyim? Teyzeme ne? Ne ilgisi var teyzemle şimdi? Nasıl? Ne demek ne ilgisi var? O da bu evde değil mi? Bilmiyor musun sen teyzeni? Sürekli kaos olacak, sürekli bir gerginlik can. Bu evde mi büyüsün yine? Tamam eğer teyzem herhangi bir şey yapmaya kalkarsa onu Diyarbakır'a yollarım. Orada yaşamaya devam eder. Bu kadar. Peki benim anne? Allah Allah. Senin annenin ne ilgisi var? Benim annem gelmek istese eve. Sezai amcayla bu yüzden ayrıldıklarını biliyorsun. Oğlum, Güzide anne zaten bize gelmiyor ki. Ha. Anladım. Ne? Gelecekse de, canı isterse de gelmesin mi bundan sonra? Ben öyle bir şey mi dedim? Ha, kalkıp gelmek istese gelemesin. Çok da önemli değil mi bizim için gelip gelmemesi? Ne alakası var? Anladım. Yani senin annen benim annemden daha mühim. Tamam, tamam. Ben merak etmiştim. Aldım cevabımı. Teşekkür ederim. Akşam görüşürüz. Kolay gelsin. Allah Allah. Kardeşim, böyle mi araba kullanılır ya? İçim dışıma çıktı be. İknur abla hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Taksinin parasını veriver. Tamam, hallederim. Ha, bir de valizleri de indir tamam, ver. Tamam. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? Aynı be abla. Bildiğin gibi. Sen nasılsın abla? Vallahi ben bomba gibiyim. Çalışmadan boş oturmak bir iyi geldi, bir iyi geldi. Ama işte
Mahalle hocam ısrar etti, geldi hiç. Aslında benim hiç hevesim yoktu gelmeye. İlle İko gel, sana ihtiyacım var. İlle İko gel, sana ihtiyacım var. Koskoca mahalle hocama hayır gelmem diyecek halim yok, geliverdim işte. İyi yapmışsın abla, özledik biz de senin böreklerini. Yaparım ben size yine börek ya. Nerede mahalle hocam? İçeride abla. Ya hadi kolay gelsin sağ çocuklar. Sağ gel. Hoş geldin İko. Hoş bulduk hocam. Öpeyim. Hayır hayır abartma. O kadar yaşlı mıyım ben? Yok hocam estağfurullah. Hiç yaşlı olur musunuz? Yani saygıdan, hürmetten. Hı. Aklın biraz başına geldi mi? Geldi hocam. İyi tamam otur. Otur İko. Seninle işimiz var. Oturayım hocam. Buyurun hocam. Şimdi bu Kadriye. Bu Kadriye'nin maksadı belli. Bunun maksadı kahramanı kandırmak, servete konmak, kahramanın annesi olarak da Dicle'lilerin hanımı olmak. Ben dememiş miydim bunu? Dediydim değil mi? Vallahi dediniz hocam. Bak İko böyle 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 olacak dediniz. Hepsi bir oldu. Ne kadar ileri görüşlü bir kadınsınız hocam. Ne kadar feraset sahibi bir insansınız. Vallahi yeminle. Bak nasıl getirtti kendini buraya? Oğlumun evi, benim evim diye yayıldı oturdu evime. Geldiği gibi gider hocam. Gitmez. Misafir hocam illaki gidecek. Bir girdi mi bir daha çıkmaz böyleleri. Bu da gitmeyecek. Öyle mi diyorsunuz? Kadın kaç senedir plan yapıyor. 30 sene sonra kahramanı kandırmış. Dicle'lerin konağına yerleşmiş. Kendiliğinden çıkıp gider mi? Yok hocam gitmez bu. Arsız bu kadın. Ne? Ne yapacağız hocam? Hiç. Hiçbir şey. Nasıl hiç hocam? Bekleyeceğiz İko. Böyle kadınlar eninde sonunda ne mal olduklarını belli ederler. Kahraman da anam diye bağrına bastığı o kutsal kadının servet, para, pul peşinde olduğunu eninde sonunda anlayacak. Ne kadar sonunda ama hocam? Ne kadar sürerse işte. Hocam. Kadın çok akıllı birine benziyor. Kolay kolay vermez bu açık kahramana. O yüzden gözün üstünde olacak. Bu kadının gölgesi olacaksın. Ne yapıyor, ne diyor, kiminle konuşuyor, nereye gidiyor, günde kaç kere kahramanı arıyor bana bildireceksin. Anladın mı? Anladım hocam. Hocam, aldığı nefesi, yediği lokmayı, her şeyi gözümün önünde tek tek takip edeceğim. Kaç kere tuvalete gittiğini bile hiç merak etmeyin, o iş bende. Tamam, anlamışsın. Yeşil ne oluyor? Yeşil. Ne oldu? Niye topluyorsun eşyalarını? Üstü abla anlatmadım sana. Evet, duydum bir şeyler evet. İşte o duyduğun şeyler yüzünden gidiyorum. Bir daha buraya gelemem. Kimsenin yüzüne bakamam. Yeşim, biliyorum
takım şeyler yaşandı. Ben de farkındayım. Ama... Aması maması yok. Bir hata yaptım. Kendimi rezil ettim. Bedelini de ödeyeceğim. Yeşim. Abi ben... Ben bir daha bu evin kapısından giremem. Güçlü ablanın, senin, Ozan'ın... Hiç kimsenin yüzüne bakamam. Bir daha sofranıza oturamam. En kötüsü de ne biliyor musun? Keşke böyle olmasaydı. Keşke kendimi bu hale düşürmeseydim diyemiyorum. Çünkü... aşık oldum. Nasıl oldu, ne oldu? Anlayamadım. Aşık oldum Dündar'a. İnsan aşık olunca gerçekten... mantığını kaybediyormuş. Aklı duruyormuş, öyle diyorlar ya. Doğru. Ben hayatımda ilk kez gerçekten aşık oldum. Böyle tam böyle buramda böyle bir şey hissettim. Kapıldım rüzgarına, gittim. Hiçbir şey düşünmeden. Ben belli etmedim falan sanıyordum ama Murat anlamış, takip ettirmiş beni. Takip mi ettirmiş? Kendisi mi söyledi? Yok, söylemedi. Söylemesine gerek mi var? Yani başka nereden anlayacak ki Dündar'la orada olduğumu? Yeşim. Ya hadi kuş kullandın. Hadi beni takip ettirdin. Ya bir insan çocuğunun annesini bu hale düşürür mü? Bağırır, çağırır. Hatta kavga edersin. Ama abi gazeteci gibi videomu çekti ya. Sırf benden kurtulmak için. Eline bir koz geçti diye sevindi. Böyle kıskançlığından falan da değil biliyor musun? Beni başından atmak için eline bir koz geçsin diye beni takip ettirmiş. Kimse seni takip ettirmedi eşim. Nasıl anladı o zaman orada olduğumu? Ben söyledim. Ne? Ben söyledim eşim. Sizi takip eden bendim. Sizi izleyen bendim. Telefonu açan bendim. Sizi Murat'a haber veren bendim eşim. Niye? Niye yaptın bunu? Niye yaptın bunu? Neden? He? Ben sana abi dedim ya. Ben sana Ümit abi dedim. Arkadaşım dedim, yoldaşım dedim, ortağım dedim. Ya ben sana çok güvendim, çok. Ben bana bir şey olursa Ümit abi beni korur kollar dedim. Niye yaptın bunu? Çünkü. Çünkü ne? Çünkü sırtımdan vurmanın sebebi ne? Ya çünkü ben sana aşık oldum Yeşim. Anladın mı? Deliler gibi aşığım ben sana. Ay be gülüm, çok güzel oldun. Maşallah, melek gibisin. Abartma anacığım, ne olursun. Abartma mı? Ay sen aynaya bakmıyor musun gülüm? Melek gibi olmuşsun. Maşallah, elem terefiş, kem gözleri şiş.
Oldan da beğenir mi sence? Beğenir mi mi? Bayılır, bayılır. Dünya üzerinde bu güzelliği görüp de bayılmayacak erkek daha doğmadı. Oltan da beğenecek, bayılacak hatta. Öyle kalacak ha, burayı yazıyorum. Ay bilemedim ki ya. Acaba diyorum, saçımı diğer tarafa mı yatırsaydım ha? Yok yok, her şeyin çok güzel. Saçın, makyajın, elbisen, maşallah her şeyin çok güzel. Emin misin ana? Rujumu da değiştirebilirim. Daha koyusunu sürebilirim ha? Gülüm gerek yok. Oynayıp da bozma. Hem zaten geç kalacağız. Artık çıkmamız lazım. Ay tamam tamam haklısın. Ha? Şimdi trafiğe kalırsak nikah memurunu falan kaçırırız. Aman aman. Hazırsın sen değil mi? Çoktan. Sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Gülüm dur bekle. Az kalsın unutuyordum. Ne o? Nazar boncuğu. Bu güzelliğe nazar mı değsin? Ya takalım şöyle. Düşüncelin anam benim. Gülüm. Hadi. Hadi. Al çiçeğini. Sağ ol. Öznur Hanım. Öznur Hanım. Buyurun. Bir bardak su rica edebilir miyim? Su. Evet lütfen. Tabii ki. Ama ılık olsun olur mu? Tabii hemen. Ne kadar? Ne kadar? Kahramanı bir şekilde kandırıp geldim buraya. Evimde daha ne kadar kalacaksın? Hı. Canım istediği kadar. Oğlumun evi değil mi burası? İstediğim kadar kalırım. Yani dikilip durma karşımda, televizyon seyredeceğim ben. Çekil. Hadiye Hanımcığım, ben size börek getirdim. Ah, buyurun, çok teşekkür çayınızı. Ederim. Oh, çayımız da var. Serpe börek meşhur benim. Ah, neli bu? Peynirli. Elinize sağlık. Aa! Muhalla hocam, siz de buradaymışsınız. Size de getireyim hemen bir tabak. İstemez. Ben sana bütün bu dolapları boşalt, sil, temizle dememiş miydim? Temizledim hocam ben. Hepsini boşalttım, temizledim. Temiz hali bu mu? Ha? Her taraf toz içinde. Böyle mi temizlenir? Vallahi hocam ellerimle temizledim. Ben yalan mı söylüyorum? Pis diyorsan pis. Estağfurullah, öyle bir şey demedim de hocam. Kes! Çenen değil, ellerin çalışacak. Ya adam gibi işini yaparsın ya da defolup gidersin. Kapı orada. Ama bu kadar da olmaz ki yani. Benim de bir izzeti nefsim var. Hayır yani bu kadar üstüne gitilir mi bir insanın? Yani muhtacız, burada çalışmak mecburiyetindeyiz diye. Üzülmeyin ne olur. Bakmayın siz ona. Allah nasıl üzülmeyeyim? Nasıl üzülmeyeyim Katya? Her dakika zor. Her dakika fırça, sürekli her gün her saat. Hayır şey de demiyor yani. Hani bu da bir insandır, kalbi vardır. Kırıyor muyum ben bu insanı? Üzüyor muyum? Hiç öyle bir şey düşünmek yok. Yani aslına bakarsanız Muhalla hocam çekilecek dert değil de işte mecburen ekmek parası için katlanıyorsun. Haklısınız, üzmeyin kendinizi. Neyse size afiyet olsun. Teşekkür ediyorum, elinize sağlık. Üzülmeyin olur mu? Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim, çok mersi. Öznur! Kız, Öznur! Ne bu hal kızım ya? Üç gün gittin birbirine katmışsınız ortalığı. Bu ne? Her şeyin bir nizamı, adabı, usulü vardır. Bu bez böyle mi? Buraya mı konur bu? Ne ters ters bakıyorsun kızım sen? Ya niye kullanmıyorsun sen abla? Yine mi kovduracaksın kendini? Ne diyorsun sen be? Ya dedikodu yapıyorsun. Hocamların arkasından konuşuyorsun diye kovulmadın mı sen? Muhalla hocam insafa geldi de geriye dönebildin. Ay Öznur, boş boş konuşma Allah aşkına be. Ya tekrar kovulacaksın diyorum, tekrar. Hocam
kendini çekiştirdiğini bir duyarsa bu sefer temelli kapıya koyar seni, bir daha da asla geri almaz. Ben sana söyleyeyim. Gel gel gel, ben sana işin aslını anlatayım, gel. Ne anlatacaksın? Kızım gel, duyacaklar şimdi, gel. Şimdi ben Kadriye Hanım'a mahalle hocamı çekiştirdim ya. Hı. Niye çekiştirdim biliyor musun? Niye? Mahalle hocam böyle istedi de ondan. Hocam mı istedi? Evet. E niye? Çünkü ben şu an özel gizli bir görevdeyim. Yani benim yetkim sınırsız, sorumluluk alanım sınırsız. Yani her şeye muktedirim. Bir hedefim, bir amacım var çünkü. Neymiş bu özel gizli görev? Hiç orası söylenmez. Neden dersen adı üstünde gizli görev. Söyleyemem ben de. Sen de zaten aklını böyle işlerle meşgul etme. Olmayan aklında. Uğraşma böyle şeylerle. Hadi canım, hadi. Hadi topla şuraları, hadi. Of, daha çok işim var. Ay. Oh. Kaldım diye korktum ama sen daha üstünü de değiştirmemişsin. Kaçta gelecek nikah memuru? Bunun ne işi var burada? Oğlanla lan benim en yakınım, her şeyim. Tabii ki bu mutlu günümde yanımda olmak istedi. Ben büyüttüm. Mutlu gününde kendim... Çık git. Çık diyorum sana. Madem istemiyorsunuz. Tuzuklar. Burada olduğum için çok mutluyum biliyor musun? Her şeye rağmen çok mutlu olacağız. İpek, ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Bana romantik masallar anlatma İpek. Komutan. Merhabalar. Çiftimiz hazır herhalde. Hazırız, hazırız. Hadi yapalım. Bir önce bitsin bu iş. Başlıyorum. Siz Ali Sezai kızı İpek Okuyan. Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aile cüzdanını hanımefendiye veriyorum. Sağ olun. Bana müsaade. Sırada başka nikahım var. Sağ olun.
Güzel, sağ olun arkadaşlar. Rica ederiz. Rica ederiz. Sen neyi bekliyorsun? Anlamadım. Bundan taşınacak bir şey yok İpek. Nikah kıydık, bitti. Gidebilirsin böyle, çık. Gideyim mi? Nereye? Canın nereye istiyorsa İpek. Burada olma da nerede olursan ol. Tam. Biz evlendik az önce, farkında mısın? Karı kocayız artık. Biz karı koca falan olmadık İpek. Bir kağıt üzerinde kalacak iki imza attık, o kadar. Seninle babanın hatırı için evlendim. Tamam, ona olan saygımdan. Oğlum. Sevgilim, yalvarırım, yapma böyle. Ben seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Senin için her şeyi yaparım. İpek, karnındaki çocuk babasız doğmasın diye bu nikah kıydık. Ötesi yok, anladın mı? Bizim aramızda bir şey yok İpek. Bundan sonra da asla olmayacak, tamam? Defol git şimdi. Hayır. Her şeyi düzeltebiliriz. Yeni bir hayata başlayabiliriz çocuğumuz için. İpek, defol git diyorum sana. Ondan yalvarırım. Ne olur her şeyi unutalım. Her şeyi unutalım, geçmişi silelim, yeni bir hayat kuralım beraber. Çık. Gözüm görmesin seni. Yürünana gidiyoruz. Kızım, nereye gidiyoruz? Ne oldu? Nikah kıyılmadı mı? Kıyıldı. Nikah kıyıldı, gözün aydın. Sonra da Oltan kovdu beni. Kovdu mu? Kovdu. Aynı çatı altında yaşayamazmış benimle, öyle dedi bana. Kovdu işte. Düzelir zamanla, merak etme. Düzelmeyecek Nana. Düzelmeyecek. Oltan benden nefret ediyor. Yüzüme nasıl baktığını görmen lazımdı. Asla affetmeyecek beni. Onun da aklı karıştı. Kaç sene sonra baba olacağını öğrendi. Kolay değil. Hele bir zaman geçsin. Yeter artık Nana. Yeter, ne olur sen de umut verip durma bana. Sezai. Ne alıyor Sezai? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir şey istemiyorum. Sağ ol. Ne oluyor dedim. Ya ne bu halin? Ya Sezai, toparlan arkadaşım ya. Silkelen, kendine gel. Ben toparlanacak noktayı geçtim. Nasıl? Ben kendimi bilmiyorum ki kendime geleyim. İyi değilim. Ay aşk olsun Sezai ya. Yani benim bildiğim Sezai asla pes etmez, vazgeçmez, mücadele eder. O Sezai öldü. Ben öbür Sezai kaybetmiş, mağlup olmuş, bitik Sezai. Beceremedim ben nasıl? Ben bu hayatı beceremedim. Ne yapsam olmadı. Kendimi tutsam elimde kaldı. Yenildim ben. İşin gerçeği bu. Ben hayata yenilmiş bir adamım. Sezai yapma ne olur. Bak böyle konuşmak sana hiç yakışmıyor. Nasıl bu yakışıyor biliyor musun? Nasıl bu yakışıyor? İki insan vardı ya hayatımda benim. İki kadın. Biri kızım, İpek'im. Biri de Güzide. Biliyorsun bütün hikayeyi. İkisini de tutamadım elimde. Ben iki insanı dahi elinde tutamamış bir zavallıyım. Neyse. Ben seni niye çağırdım? Belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Hakkını helal et diye çağırdım. Ne? Öyle. Hakkını helal et. Kendine iyi bak. Ha, Güzide'ye sahip çık, onu yalnız bırakma. Tamam. Sezai ya,
Neler söylüyorsun böyle vedalaşır gibi? Sezai lütfen bak, elbet her şey düzelir, yoluna girer. Berk. Kusura bakma, ben müsaade isteyeceğim. Sezai'cim, Sezai. Sezai. Sezai bir konuşalım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Vay be baba, demek evlendin. Demek artık Oltan Kaşifoğlu ve İpek Kaşifoğlu. E ne diyeyim, bana da mutluluk dilemek düşer. Allah bir yastıkta kocasın. Nerede Cici annem, burada mı ya? Bir elini öpeyim. Burada değil mi? İpek'le isteyerek evlenmedim Tolga. Mecbur kaldım, biliyorsun. Tamam da öyle durduk yere mecbur kalınmıyor ya hani. Hatalarımın bedelini ödüyorum işte. Bebek doğunca ne yapacaksın? Annesi de, çocuk da beni zerre kadar ilgilendirmiyor Tolga. Bakımını üstleneceğim. Üzerime düşeni yapacağım. Ama yüzlerini bile görmeyeceğim. Bunu birinden duysaydım... bir baba doğacak çocuğu için böyle der mi? Yüzünü görmemek ne demek? Ne biçim adammış derdim. Ama öyle olmuyormuş meğer. Kader, hatalar. İnsanın hayatta yaptığı yanlışlar ona her şeyi söyletiyormuş Tolga. Değil mi? Bana da biri şey dese, ya Oltan Kaşifoğlu senin gerçek baban olmayabilir, git bir DNA testi falan yaptır dese, derim ki hayır. Kesinlikle benim gerçek babam. Niye böyle derim biliyor musun baba? Çünkü bizim hatalarımız, yanlışlarımız, kendimizi düşürdüğümüz durumlar hepsi aynı. Ben hık demişim, senin burnundan düşmüşüm. Merhaba. Emin misiniz? Bir hata yok yani. Öyle mi? Allah Allah. Nasıl olur bu ya? Hoş geldiniz Sezai Bey. Hoş bulduk kızım. Kolay gelsin. Benim hesabımı çıkartır mısınız kızım? Bugün ayrılacağım otelden. Sorun mu var Sezai Bey? Eksiğimiz varsa derhal... Yok kızım, sizinle ilgisi yok. Öyle icap ediyor. Birazdan gelirim. Çıkartın hesabı, olur mu? Sezai Bey'in orderları ve adisyonları lazım, acil. Hesabını çıkartıyoruz.
Evet, Sezai okuyan. Niye kapatıyorsun Sezai Bey'in hesabını? Ayrılacakmış Kahraman Bey. Hesabını istedi. Niye ayrılıyormuş yani? Bir kusurunuz mu olmuş? Ben de sordum ama otelle bir alakası yok dedi. Anladım. Sezai abi, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok oğlum, estağfurullah. Gel, kusura bakma. Toplanıyorum da biraz dağınık ortalık. Anladım, ne kusura. Ya şimdi duydum da ayrılıyormuşsun. Ayrılıyorum Kahraman, gidiyorum. Ne bileyim abi, bir kusurumuz, bir yanlışımız mı oldu? Başka bir otele mi geçiyorsun? Yok oğlum, olur mu? Ne kusuru? Sizin bir kusurunuz yok. Kusur bende. Bütün yanlışlar bende. Benim hayatım yanlış ya, Kahraman. Bakalım. Artık avanın sonu giderim. Başka bir yerim olur bilmiyorum. Kader bizi nereye götürürse. Üstüme bir şey değil. Kusura tamam bakma. Abi, sen kusura bakma. Müzik